Evet sevgili arkadaşlar, bakın şimdi pelvisi oluşturan kemiklerde bunları söyledikten sonra iki tane çok güzel cümle var. Daha önce soruldu ama yine de bakıyoruz. Bak iki cümleyi bir okuyorum, ondan sonra konuşuyoruz. Şurada bir çentiğim var bak. Bunun adı insuzura ischiadica major. İçinden geçen piriformis ile ikiye ayrılıyor. Biraz sonra bunu çizerek konuşacağız. Bir de şurada bir çentiğim var. İnsuzura ischiadica minor, spina ischiadica ile tüber ischiadicum arasında. O zaman gel şimdi şu resimleri güzelce bak. Bak çıkmışlarımız da var. Önce sol tarafla başlıyoruz. Sol tarafta neyi gördüm? Bu insuzura ischiadica major. Burası spina ischiadica, bu da insuzura ischiadica minor. Sonra sen bunu iki tane ligamentle delik haline getiriyorsun. Sacrotüberal, sacrospinal. Yukarıdakinin adına ischiadicum maius, aşağıdakine de ischiadicum minus diyorsun. Sonra önce eski sorulardan bir başlayalım. Bak demişler ki aşağıda sorusunu görüyorsun. Foramen ischiadicum minus'tan kim geçiyor? Obturator internus. Foramen ischiadicum maius'tan kim geçiyor? Piriformis. Burayı iki tane deliğe ayırıyor. Yukarıdakinin adı foramen suprapiriforme, aşağıdakinin adı infrapiriforme. Ne yapacağız bir de bundan sonra? Bunların içinden geçenlere bakacağız. Sevgili arkadaşlar, bu beyin venleri bitirdikten sonra kısaca bir aşağıya doğru ineceğiz, tekrar baş boyuna geleceğiz. Konumuz kolumna vertebralis'in venleri. Bak bunu anatomistler çok severler. Burada kolumna vertebralis'in etrafında iki tane venöz grup var. Bir tanesi canalis vertebralis'in içinde plexus venosus vertebralis internus. Bir tanesi dış tarafta, yani vertebra korpuslarının dışında ilerliyor. Plexus venosus vertebralis externus. Bunlardan internus dediğim epidural boşlukta yer alıyor. Externus da kolumna vertebralis'in dış kısımda yayılıyor. Bunu niye çok seviyoruz? Çünkü bunlar uzak organ metastazları ile ilgili çok önemli. Genellikle uzakta bir yer seçerler. İşte bir prostat seyağı, böbrek seyağı, meme seyağı falan seçerler. Ondan sonra der ki bu ne yapıyor? Servikal vertebralara metastaz yapıyor. İnfrakraniyal yayılım yapıyor. Kiminle yapıyor? Epidural boşluktaki plexus venosus vertebralis internuslar ve kanalın dışındaki externuslar aracılığıyla. Sevgili arkadaşlar, geldik en fazla sorusu çıkan dural sinüse. Hepsi soruldu, en fazla bu soruldu. Sinüs cavernosus. Neden bunu çok soruyorlar? Çünkü bak resimde görüyorsun, diğer dural sinüslerden farklı olarak bunun içi dolu 6 tane yapı var. İstersen otomatik diye kodluyorsun. Sinüs cavernosus'un içerisinde kim var? O. Okülomotor sinir var. Bak burada 3. T yani trohlear sinir var. Bak bu 4. O oftalmik sinir var. Bak bu 5'in biri. M maksiller sinir var. Bak bu 5'in ikisi. Bunlar sinüs cavernosus'un dış duvarında saydığım sırayla yukarıdan aşağıya doğru ilerliyorlar. Geri kalan iki tanesi nerede? Sinüs cavernosus'un tam ortasında. Sinüs cavernosus'un ortasına arteria carotis interna'yı koyuyorsun. Hatırla, ben bunu sana defalarca dedim. Eğer bir arter beyni besliyorsa bununla ilgili her şeyi bilmen lazım. Sinüs cavernosus'un tam ortasından arteria carotis interna geçiyor. Bunu damarlarda konuşacağız. Cavernöz bölümü diyoruz. Ve tam burada sinüs cavernosus'un ortasında arteria carotis interna giderken yanında ona eşlik eden kim var? A yani 6 abducensin geliyor, tam bunun yanında bulunuyor. Şimdi dedik ki otonom sinir sisteminin iki bölümü var. Sempatik ve parasimpatik. Sempatiklerin paravertebral ve prevertebral ganglionlarını bitirdik. Geldik parasimpatik ganglionlara. Doktorcuğum, biz az önce ne konuştuk? İnsan sinir sisteminde 4 kraniyal sinirde parasimpatik komponent var. Adını unut, bunları unutma. Kimdi bunlar? 3, 7, 9, 10. Şimdi geldik bunların parasimpatik ganglionlarına. 3 yani okülomotor sinirin parasimpatik ganglionuna ganglion siliare diyorsun. Bak mnemonimi de verdim. C mnemoni yapıyoruz. Sonra geldik glossopharyngeus yani 9'un parasimpatik ganglionuna ganglion oticum. Bak bir tane O yaptım buraya. Geriye kalan parasimpatik ganglionlardan vagusun ve sakral parasimpatiklerin ganglionlarına özel isimler vermiyoruz. Bunlar organ duvarlarına yakın terminal ve organ duvarları içindeki mural ganglionlarda. Ama senin nervus facialis'inin iki tane parasimpatik ganglionu var. Bunlardan bir tanesi P, pterygopalatinum, bir tane P koydum ve S, submandibulare, bir tane S koydum. Sen bu parasimpatik ganglionları COPS diyerek kodlayabilirsin.
Şimdi arkadaşlar çevirdin sayfayı, geldin obliquus internus abdominis'e. Nasıl ki bir önceki gördüklerinle birlikte her şeyin aşağıda devamı var diyorsan, burada da bazı yapıların devamını konuşacağız. İlk karşılaşacağımız şey ne? Externus kasını kaldırdığın karşında internus abdominis'in lifleri var. Internus abdominis'in lifleri, bak şimdi bana, externus'un lifleri böyle yukarıdan aşağıya, dıştan içe doğruydu. Internus'un lifleri tam ters yönde. Bunu 90 derece dik. Aşağıda yukarıya doğru ve dıştan içe doğru. Dolayısıyla kasıldığında ne yaptı? Gövdeyi kendi tarafına çevirdi ve gövdeyi kendi tarafına doğru eğdi. Externusla fonksiyonunun çok farklı olduğuna dikkat edin. Peki externus aşağıya doğru devam ederdi. Bu devam etmez mi? Eder. Nasıl eder? 2016'da sordular bunu. Kramaster ve fasyası olarak devam. Peki kaldırdı internus abdominisi. Artık üçüncü tabakaya geldin. Bu sefer karşında lifleri transvers seyreden bir kas var. Transversus abdominis. Bak şimdi sevgili arkadaşım, şu ana kadar duyduğun bütün yapraklar aşağıya doğru devam etti. Bir tek transversus abdominis devam etmedi. Neden? Çünkü onun burada çok önemli bir işi var. Herkes aşağıya gidiyor, bu gitmiyor. Bu ne yapıyor? Transversus abdominis tendo conjunctivus, yani falx inguinalis'i oluşturuyor. Daha önce soruldu. Biraz sonra da konuşacağız. Inguinal kanalın tavanında bulunan bir yapı. Tendo conjunctivus'u esas oluşturan kim? Transversus. Buna destek olan kim? Internus. Bu iki kas tendo conjunctivus ile falx inguinalis yapısını oluşturuyorlar inguinal kanalın tavanında. Kaldırdın transversus abdominisi, bu sefer ne var? Fascia transversalis var. Karın içi fasyasının buradaki bölümü. Bu da ne yapar? Aşağıya doğru devam eder. Artık funikul spermatikusun en iç tabakasını oluşturur fascia spermatica interna ve az önce dedik ya, inguinal kanalın dış açıklığı nerededir diye sordular. Externus kasını ne yapıyoruz? Üzerinde iç açıklığını sorabilirler. Anus inguinalis profundus, o da fascia transversalis üzerinde.